Merhaba, T24'te seçime doğru artık nabzı daha da dolu bir biçimde tutmaya devam ediyoruz. Bugün konuğum HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi dün Nevruz'u geride bıraktık. Öncelikle Nevruz'unuz Evet. kutlu olsun Sağ diyelim. olun. Bizi de izleyenlerin, herkesin kutlayalım. İnşallah huzurlu, mutlu ve barış dolu bir sene olur ve öyle de bir Nevruz geçirmiş olalım diyeceğim ama yine tutuklamalar var. Oradan başlayalım isterseniz. Nasıl bir Nevruz geçirdiniz ve yine tutuklamaları görüyoruz. Oysa Diyarbakır mesela son derece sakin görünüyordu ve çok yüksekte güvenlik önlemleri alınmıştı. Belki buna bir cümle söylerseniz sonra seçimin Evet. nabzını birlikte tutalım. Nasıl gidiyor HDP soracağım size. Evet, dün 21 Mart'tı. Gerçekten birçok merkezde Nevroz Bayramı kutlandı. Ben de izleyenlerin bayramını kutluyorum. Nevroz, Pirozbe diyorum. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bu sabah yine gözaltılarla uyandık. Ve dün alanda belki kamuoyunun bilmediği o kadar çok engelleme vardı ki. Yani ben Tatvan'daydım örneğin. Ateş yakılmasını bile müsaade etmediler. Ve bizim sahnenin üstünde üç ayrı kamerayla kitle çekildi. Bu Diyarbakır'da da, Van'da da, İzmir'de de ve Nevruz'un kutlandığı bütün alanlarda Nevruz'a gelenleri geri çevirmek için kılı kırk yardılar. Yani hani o bayram kutlanıyor gibi gösteriyorlar ama biz izin verdik gibi gösteriliyor. Ama kesinlikle çok ciddi bir engelleme vardı. Her yerde vardı. Yani gece de izledik ve bu sabah birçok yerde gözaltılar olmuş. Yani dün yüz binler, milyonlarca insan aslında alandaydı. Yani sadece Diyarbakır değil, Diyarbakır görünüyor ama ilçelerde, beldelerde, il merkezlerinde ve buna tahammülsüzlük yine gözaltıyla kendini gösterdi. Nevroz'dan önce de gözaltı operasyonları yoğun yapıldı. Mesela bir il Adana, bizim İleş Başkanımızın Gülseren Tural'ın da aralarında oldu. 10 kişi gözaltına alındı. Nevroz'un kutlanması engellenmek istedi. Kutlandıktan sonra da işte Batman'da, Diyarbakır'da ve daha birçok ilde yine gözaltılar var. Yani artık bunu ezberledik. Bu bir suç ya da bir soruşturma sebebiyle değil, tümüyle gözdağı vermek. Ya o aslında enteresan bir durum çünkü şu anda son derece kritik bir aşamada aslında bütün partiler ve HDP de bölgenin en güçlü partisi ve oraya katılan, Nevruz'a katılanlar, ben Diyarbakır'daydım. Diyarbakır izlenimlerimi söyleyebilirim. Yani yaşlısıyla, genciyle, çoluğuyla, çocuğuyla, pusetlisi, daha muhafazakarı, açığı, kapalısı, kadınlar için Evet, söylüyorum. evet. Daha gelenekseli, daha az gelenekseli, herkes, bütün renkler oradaydı. Bu kadar kritik bir aşamada seçimlere doğru gidilirken aslında bu tutuklamalarla biraz halk mağdur edilmiş olmuyor mu? Bu kadar yoğun güvenlik önlemi, insanlar onlarca güvenlik bariyerinden atlıyorlar. Yollar ona göre düzenlenmemiş falan. Aslında enteresan bir tablo ortaya çıktı. Yani tam da oy talep edilirken ya da oy istenirken halktan, halkın da sıkıntı çektiği bir organizasyon olmuş gibi göründü gözüme. Yani evet, yani kesinlikle şu anda HDP'ye saldırılar zaten haddi hesabı yok, sözlü, fiziksel, yargı boyutuyla. Ama HDP hedeflenirken aslında halk hedefleniyor. Çünkü biz gerçekten halkla birlikte olan bir partiyiz. Yani bizim temel politikamızda hiyerarşik bir yaklaşım yok. Yani biz halkla alanda bir aradayız ve burada halkın kişiliğine, onuruna, kimliğine, kültürüne hakaret edildiği tartışma dışı. Nevroz bir gelenek, bir bayram ve hani bu sadece bununla da yetinilmiyor, gözaltılarla. Aynı zamanda değerlere de hakaret ediliyor. O halktan adeta oy istenmiyor. Adeta diyorum. Bir yandan kardeş diyor, bir yandan da halkın bütün değerleri yerle bir ediliyor ve baskılanıyor. Yani şu anda işte en basiti binlerce tutuklu ve hükümlü açlık grevinde ve onların aileleri orada. Yani mesela dün Sabiha Temizkan Nevroz'daydı. Geçen Nevroz'da tek kurşunla öldürülen Kemal Kurkut'un annesi oradaydı. Yani orada politika şu, özellikle Kürt halkına yönelik, yani adını koyarak söylemek gerekirse, bu seçimde biliyorsunuz başta bir terörist ilan etme oldu. HDP'ye oy veren seçmenlerin tümü, tabii ki bizim seçmenlerimiz sadece Kürtler değil, Türkiye'nin her tarafından oy alıyoruz ve biz bir kimlik partisi de değiliz. Biz Türkiye'de yaşayan herkesin partisiyiz ve böyle çalışıyoruz. Bu ters tepince, tırnak içinde, bu sefer hayır ben seçmenlere terörist demedim
der gibi oldu. Ama diğer yandan da Söğüslü kendisi ve bakanları söylemlerine devam ediyorlar. Şimdi seçim izlenimlerine geri dönecek olursak tabii Nevruz geride bıraktık, hı hı, ama şimdi önümüzdeki hafta sonu artık durum ortaya çıkacak. Evet. Herkesin de ifade ettiği gibi kritik bir seçim. Genelden başlayalım. Şimdi HDP bu seçimlerde bir strateji belirledi. Bazı yerlerde aday çıkarmadı. Hı-hı. Doğrudan desteğini belirtmedi ama aday çıkarmaması zaten oradaki CHP ya da onun bileşenlerine bir destek anlamına geldiği ortaya koyuyor. Ve çok daha yumuşak bir üslup, daha Türkiye'li, daha kucaklayıcı bir üslup belirlemiş durumda. Bu stratejiniz tabanda ve sahada karşılığını buldu mu sizce? Yani bence çok güçlü bir karşılık buldu. Bunu sağlaması AKP'lilerin çıldırmasından belli. Yani başta Cumhurbaşkanı olmak üzere İçişleri Bakanı ve bütün sahada çalışan iktidar partisi yetkilileri tek bir hedef belirlemişler. Biz tabii dolayısıyla diğer partileri de ara ara yöneliyorlar. Bu da stratejimizin ne kadar doğru, ne kadar haklı olduğunun bir yansıması sadece. Ha, alandaki çalışmalarda da gerçekten halktan çok olumlu tepkiler alıyor. Yani Türkiye'nin her tarafına giden vekillerden bir tanesi olarak söyleyebilirim ki, yani Kürt illerinde de, yani Diyarbakır'da, Siirt'te, Batman'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de, Ankara'da da bu olumlu bir karşılık bulmuş. Neden? Çünkü bu iktidardan artık halk illallah etti. Yani bunların, bu ittifakın, hele hele Cumhur İttifakı ile birlikte her şeyi biz tek başımıza yaparız edasıyla davranmaları, bunların geriletilmesi, kaybetmeleri yönünde aslında bizim stratejimiz çok doğru. Yani biz bunu, ben bunu çok inanarak savunanlardanım. Hepimiz öyleyiz. Biz hiçbir parti lehine çekilmedik. Yani hiç gerçekten ne CHP ne de başka adını koyarsak, biz demokrasi lehine aday göstermedik. Çünkü yani İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamayacağız, biliyoruz. Oy oranlarımız ortada. Ama bizim oylarımız aynı zamanda sonucu da tayin edecek. Aynen. Hani bu anlamda ya da başka bir il, yani sadece İstanbul üzerinden söylemek istemem. Biz orada tabanda oluşan konsensusun, yani STK'lardan, odalardan, halktan, kanaat önderlerinden bir bütün olarak demokrasi güçlerinin kanaatlerine uygun kararlar vermeye çalıştık ve verdik. Bu nedenle aday göstermedik. Bu nedenle çıldırmış vaziyetteler gerçekten adeta. Saldırılarının sebebi de bu. Şimdi aslında en başta hem İstanbul'da hem farklı illerde, dün de mesela Diyarbakır'da biraz nabız tuttuğumda şöyle, tabii HDP yönelik de özellikle genç tabanınızdan, hı-hı, bir eleştiri vardı. Ya şimdi nasıl biz İYİ Parti'ye oy vereceğiz, ya da işte nasıl, büyük şehirlerden bahsediyorum, aday göstermediğiniz illerden bahsediyorum, nasıl CHP'ye oy vereceğiz, Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının ya da diğer milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına sebep olmuş parti. Başta böyleydi. Şu anda böyle söyleyenleri ikna edebildiğinizi düşünüyor musunuz? Bu biraz önce açıkladığınız stratejiyle. Evet. Ve en önemlisi, tamam yani ben eğer kullanamıyorsam, HDP aday çıkarmıyorsa, o zaman sandığa gitmem, hı-hı, diyen de bir kesim var. Özellikle gençleri sandığa götürebileceğinizi düşünüyor musunuz? Ve bu CHP İYİ Parti bir anlamda çekincesini ya da konulan mesafeyi onlara karşı kırabildiğinizi düşünüyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim, şüphesiz irili ufaklı itirazlar, eleştiriler, bu konuda tepkiler olabilir. Zaman zaman bize de yansıyor çalışmalarımız, hı-hı, sırasında. Ama geçen zaman zarfında, yani seçim kampanyası başladığından bugüne kadar çok güçlü, çok ciddi bir mesafe aldık gerçekten. Yani seçmenimizin oylarının konsolide olması, hı-hı, ve bizim açıkladığımız şekilde oylarını kullanmaları yönünde çok ciddi bir mesafe aldık ve önümüzde daha bir hafta var. Yani bugün 22'si, 8 gün var. Şunu söylüyorum, inanıyorum ve iddia ediyorum. Türkiye'deki en politik seçmen HDP seçmenidir. Yani oyunu çok ciddi düşünerek
tartarak biçerek deriz ya halk arasında, böyle oyunu verir ve bu zaman zarfında bu açıklamalar, kamuoyunda oluşan seçim havası, bize yönelik söylemler, bizim çalışmalarımız, yani bu konudaki seçim kampanyamızın kodları seçmenimizi bence yeterince ikna etmiştir. Çünkü biz böyle kısa vadeli ya da hani günlük bir politika gütmüyoruz. Yani onların söylediği eleştirilerin hepsinin farkında olmadığımızı düşünemez bizim seçmenimiz. Neticede biz meclisteydik ve dokunulmazlıklar bizim gözümüzün önünde kaldırıldı. Ya da şu anda hala Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş başta olmak üzere dokunulmazlıklar kaldırıldığı için arkadaşlarımız cezaevinde. Ve aslında tutuklu diyemem bir hukukçu olarak. Çünkü tutuklu olabilmesi için gerçekten somut suç delillerinin olması lazım. Arkadaşlarımız siyasi rehin durumundalar. Nitekim Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını bu karar böyle şey olmaz dedi ve hemen istinaf mahkemesi onaylandı. Bu da neleri bizim de bildiğimizi seçmenlerimiz bilir. Yani bizim bu kararları hangi arka planla, hangi önümüzdeki dönem için hangi düşüncelerle aldığımızı bilir. Çünkü şu anda Türkiye gerçek anlamda bir sıkışıklık yaşıyor. Bir kaotik bir ortam var ve hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Yani bunu sıklıkla söylerim. Yani kişi güvenliği diye bir kural vardır. Hukuk güvenliği, kişi özgürlüğü. Kimse kendi işinde ben bu işime 10 yıl daha devam ederim diyemiyor. Kimse ben yarın tutuklanamam diyemiyor. Kimse ben ihraç edilemem diyemiyor. Kimse ben çocuklarıma okul elbisesi alabilirim yarın da diyemiyor. Ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk ve bu nedenle bu iktidarın gerçekten gitmesi gerekiyor. Zayıflaması gerekiyor. Yani tırnak içinde hani tabandan onu kastediyorum. Evet. Ve alandan edindiğim izlenim hiçbir seçimde olmadığı kadar AKP seçmeni tepkili. AKP yani, seçmeni tabii tepkili ki, olduğunu düşünüyorsunuz. Yani kendilerini tepkili. Mesela Kürtler'de biliyorsunuz AKP'ye de oy veren seçmenler var. Evet. Ve bu söylemleri, bu yaklaşımları kesinlikle onların hani gerçek yüzünü herkes görmüyor. Yani neticede şu anda bir beka meselesidir tutturmuşlar. Halk arasında şu çok yaygın biliniyor. Mesela ben geçen Siirt'te çok yaşlı bir dedenin sözünü hiç unutmuyorum. Ya dedi rezil olduk ya, Cumhurbaşkanı çay dağıtır mı dedi ya, yeter ya. Hani bu kadar mı itibar düştü? Ya da işte ne oluyor, bizim işte evimize girecek domatesi artık hesaplayarak alıyoruz gibi, böyle ekonomik kriz özellikle halkın mutfağına kadar geldi ve mutfakta yangın var diyorlar. Yani bunu söyleyen vatandaş ben değil. Yani onların söylemleri. Bu nedenle bilinenin aksine bizim seçmen daha politiktir ve kararını verirken bütün bu denklemi göz önünde bulundurur. Şimdi Binali Yıldırım sizinle aynı şekilde düşünmüyor. Dün verdiği röportajda demiş ki HDP Kürtleri temsil eden, demin onu açıyordum o yüzden bir an bilgisayarıma baktım ama diyor ki HDP bir kere bütün Kürtleri temsil eden bir parti değildir. İstanbul'da da zaten aday çıkarmadılar ve dolayısıyla ben İstanbul'daki bütün Kürtlerin ve HDP'li Kürtlerin de oylarına talibim. Dolayısıyla AK Parti'ye zaten oy veriyorlardı. Şimdi HDP'nin de adayı olmadığına göre o oranın tabanının da bana oy vereceğini düşünüyorum. Çünkü işte kimliklere saygılı olmalıyız. Kimse kimliğini seçerek doğmuyor. Dolayısıyla farklılıklar iyidir gibi özetleyebileceğimiz bir açıklama yapmış. Ne diyorsunuz? İstanbul'da bunu başarabilir mi AK Parti? Yani bence Binali Yıldırım rüya görüyor. Yani güzel bir rüya görüyor. Kabus değil. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kürtlere en büyük hakaretleri yapacaksınız. Dilini reddedeceksiniz. Kimliğini reddedeceksiniz. Onun seçtiği milletvekillerini hapse atacaksınız. Seçtikleri belediye başkanlarını yerine kayyum atayacaksınız. Tabelaları bile, Kürtçe tabelaları bile kaldıracaksınız. Ve hepsini bir anda, yani terörist tırnak içinde ilan edeceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki efendim bizim onları temsil ediyoruz, bize oy verecekler. Böyle bir dünya kalmadı. Ve Kürtler İstanbul'da şöyle bilinir ve gerçektir. En büyük Kürt nüfus İstanbul'dadır. Yani neticede Türkiye'nin en büyük yeri ve herkesin bir yakını vardır İstanbul'da. Nerede yaşarsa yaşasın ve İstanbul'da farkındalık çok daha yüksek. Yani bunu alandan çok rahatlıkla
görebiliyoruz çalışmalarımızda. AKP o eski söylemleriyle oy alamayacak yani bu kesin ve HDP yani biz hiçbir zaman bütün Kürtleri temsil ediyoruz gibi bir iddia kadar altyapısı boş bir şey olamaz. Biz Türkiye'de herkesi temsil etmeye adayız diyoruz ve en çok yani sonuçta Kürt illerinde Kürdistan'da çok taktılar ya Kürdistan'a. Sonuçta Kürdistan bir coğrafik alan ve bunu en çok onlar söylerdi zamanında işte referanslarla, tarihi referanslarla. Şimdi milliyetçiliği konsolide etmek için hani oyları konsolide etmek, böyle tekçiliği dayatmak, işte milliyetçi bir söylemle, hatta ırkçılık düzeyine varan söylemlerle başka bir havadalar. Bir yandan da sanki yani toplumun önemli bir bölümü Kürt, dörtte biri Kürt yani bu ülkede. Onları dışlayan bir yaklaşımla oy alamazlar. Ve son olarak şunu söyleyeyim, yani gerçekten Türkiye Partisi kimdir diye sorarsanız, HDP'li olduğum için hakikaten söylemiyorum. Türkiye Partisi olmak, Türkiye'de herkesi temsil etmek iddiasından geçer. Kimseyi reddetmemekten geçer. Ne Alevi'yi, ne kadını, ne genci, ne Kürt'ü, ne Türk'ü. Biz herkesi kapsıyoruz ve Kürtleri kapsamayan, Kürt halkının taleplerini dikkate almayan, onların kimlik, düşünce, hani dünya olarak bir kere bir ana dilde yaşam hakkı diye bir şey vardır. Bunu tanımayanlar Türkiye Partisi olamaz. Bu nedenle AKP şu anda kendi parti kimliğini netleştirmiştir MHP ile birlikte. Yani şunu söyleyebilecek kadar ileri gidiyor son cümlem. Yani artık neredeyse kafatasını ölçecek bizim eş genel başkanımız Sezai Temelli'ye söylediği Kürt bile değil sözü aslında bitirmiştir işi. Yani Kürt bile olmamak, Kürt'ün ne kadar aşağılarda dilim varmıyor söyleyeyim. Hani ötekileştirildiği, dışlandığı, vatandaştan sayılmadığı bir söylemdir. Tıpkı affedersiniz Ermeni demek gibi. Bu nedenle bütün Kürtlere çağrım, size bunu diyene oy vermeyin. Bunu muhafazakar Kürt tabana da, yani şöyle sorayım, hani Binali diyor ya HDP'nin tabanından. Şimdi bu iki parti arasında geçişkenlik olduğu doğru bundan önceki seçimlerde. Sizin de söylediğiniz gibi İstanbul'da ve bölgede sırf dindarlık nedeniyle, muhafazakarlık nedeniyle geleneksel olarak büyük aşiretlerden bazıları ve bazı iller gerçekten AK Parti'ye oy veriyorlar. Kürt oylarının bir kısmı o tarafa veriyorlardı. Şimdi evet. Siz oranın o tabanı çekebildiğinizi kendinizi düşünüyor musunuz? Yani, ya da şöyle söyleyeyim, AK Parti'nin MHP ile olan işbirliği ne kadar etkili oldu o taban üzerinde? Böyle bir araştırmanız, gözleminiz var mı? Çünkü hani AK Parti tek başınayken yine pragmatik bir partiydi. Fakat MHP ile birlikte söylemleri konusunda tabii kısıtlayıcı bir ortama girdi. Onun bir belli bir etkisi oldu mu ve eğer bir uzaklaşma varsa siz onları çekebildiniz mi? Yoksa o sandığa gitmeme yönünde mi tavır sergileyecekler? Nasıl yani görüyorsunuz? Şöyle, bence AKP MHP ile ittifak yaparak zaten Kürtlerden koptu. Yani o pragmatik dilinden, o hani zaman zaman seçim dönemlerinde bile olsa çözüm süreci dönemini katmadan söylüyorum. Böyle gel gitli, hani hoş tutan söylemleri vardı biliyorsunuz. Çok kültürlülük gibi, çok seslilik gibi. Bir kere kaybetti. Yani MHP ile ittifak yaparak benim Kürtlere ihtiyacım yok dedi. Yani bu ülkede ben iktidarımı devam ettirmek için MHP bana yeter, milliyetçilik yeter dedi. Yani MHP'nin, Bahçeli'nin taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayın söylemi bölgede çok bilinir. Yani sonuçta tümüyle yok etmeye dönük bir söylemdir ve Kürtçe mecliste Kürtçe bir cümle söylememize bile böyle itirazların, bağırış çağrışların yükseltildiği bir partiden söz ediyoruz. Bu yönüyle tabii ki MHP, AKP ittifakı bu konuda çok ciddi bir tepki yarattı. Bu net. Diğer yandan bizimle ilgili bölümde ise yani sonuçta biz sürekli alandayız ve halkla iç içeyiz ve halktan gerçekten AKP'ye çok ciddi bir tepki olduğunu görüyoruz. Mesela AKP'nin şu an temel politik hattı şu: korkutma, korku psikolojisi yayma ve insanları kendilerini korumaya almasını, konuşmamasını sağlama, sandığa gitmemesini, oy vermemesini ya da bu konuda düşüncesini söylememesini. Ama yerelden çok somut şu duygumu ve gözlemi paylaşmak isterim. Korku
hiç yok diyemem. İnsani bir duygu. İnsanlar çocuğunu, kendisini, ne bileyim, koruma ihtiyacı duyabilir. Ama tepki o kadar büyük ki, öfke ve tepki, o korkuyu unutturmuş vaziyette. Bu nedenle yani sandıkta bize yönelik hani destek kesinlikle çok daha yüksek olacak. Yani bunu görebiliyoruz. Şimdi tabii burada o zaman bir iki tane teknik soru sormam gerekiyor. İstanbul'da belki daha farklı ya da İzmir'de ya da büyük şehirlerde ama özellikle bölgede ve ilçelerde sandığa gitme ve güvenliğin sağlanması hem gidebilme imkanı, yani sandığa ulaşabilme imkanı, evet, hem de oyların güvenliği, sandıkların güvenliği konusunda endişeleriniz var mı? Eğer varsa bu konuda nasıl önlemler almayı düşünüyorsunuz? Yani nasıl götüreceksiniz, evet, seçmenlerinizi örneğin sandıklara? Ya şöyle söyleyeyim, bir kere seçim yolsuzluğuna ve hırsızlığına bu sefer çok erken başladılar. Her seçimde yeni bir taktikle, yöntemle karşı karşıyayız. Gerçekten kendi yöntemlerini bir şekilde yaratıyorlar. Geçen seçimlerde işte YSK'nın mühürsüz oy meselesi. Bu seçimde de seçmen kütükleriyle oynadılar. Çok ciddi anlamda. Ve bu konuda çok çalışanlardan biriyim. Yani partimizle birlikte çok yoğun çalıştık. Evet. Sizin herkes, evet, öyle. Yani binlerce seçmeni silmek, evet, nasıl bir şeydir? Sildiler ama biz yazdırdık. Yani hani bunu fark ettik ve yazdırdık. Bu konuda halk rahat olsun. Yani biz bunu gördük. Asker ve polis kaydırması, kolluk gücü özellikle bölgede, hı hı, çok güçlü bir şey yapmışlar. Listelere mesela Eruh gibi küçücük bir ilçeye 1000 tane kolluk gücü getirmişler. Ya da Batman'a ya da Şırnak'a özellikle hedeflerimizi tutturalım diye bir şey. Şimdi biz onların hesabını alt üst ettik. Çünkü bunları tespit ettik. Yeni seçmenlerimizi, silinen seçmenlerimizi yazdırdık, itirazlarımızı yaptık. Tabii ki hepsi silinmedi. Yani özellikle kolluk gücü. Ama şu elimizde var. Mesela binalar var. Binada 1000 kişi oturuyor. Ama tek bir evde ışık yanmıyor. Boş binalar. Yani o seçmeni getiremezler sandığa. Bunu biliyoruz. Bu nedenle sandığı çok güçlü tutuyoruz. İki sandık kurulu üyesi, İki tane de müşahit, 4 kişi, ayrıca avukatlarımız, hukuk komisyonlarımız, hani bizler, hı hı, milletvekilleri, adaylarımızla, yani sandıklarda bu sefer biz gerçekten güçlü duracağız ve adım adım izleyeceğiz. Çünkü bu sahteciliği hep söylerim, gülümseyerek söylerim, onlar bu hileleri yapmakta ne kadar ustalaştılarsa biz de hileleri önlemekte ustalaştık gerçekten. Ne yapabilirler görebiliyoruz bunu. Şimdi burada tabii sadece HDP değil, diğer muhalefet partilerinin de ne yapacağı çok önemli. İyi Parti, Saadet Partisi yine bölgeden aday, hı-hı, çıkarıyor çünkü ve tabii ki ana muhalefet CHP. Onların sandık güvenliği konusundaki önlemlerini, girişimlerini, aldıkları tedbirleri yeterli görüyor musunuz? Hani sizin gözleminiz nedir? Onlara yani vereceğiniz bir mesaj var mıdır bu konuda? Çok ayrıntılı, hani onların neler yaptığını sadece basından kamuoyuna yansıyan bölümünü biliyorum. CHP'nin, İYİ Parti'nin ve Saadet'in açıklamaları var. Bence onların da dili yoğurttan yandı. Ne diyorduk bu? Sütten yandı, yoğurdu üflüyorlar şu anda. Şu anda hepimiz bir üfleme halindeyiz. Bunu bırakın partileri. Vatandaş bu konuda çok hassas. Mesela bizim alanda en çok karşılaştığımız soru, lütfen sandıkları koruyalım. Sandıklara sahip çıkalım. Hani oyumuzu vereceğiz ama hani böyle bir tablo var. Bu hassasiyet tabii ki diğer partilere de yansımıştır. Ama benim çağrım şu olabilir. Yani AKP, MHP ittifakı dışındaki bütün partilere çağrım nettir. Lütfen seçim gününü en önemli gün olarak görelim. Ve sandığa atılan oyu çıkaralım, birlikte çıkaralım. Yani bu halkın iradesini çiğnetmeyelim. Biz buna varız, bütün gücümüzle bunu yapacağız. Ve sonuçta kime oy vermiş olursa olsun, illa HDP'ye vermiş olması gerekmiyor. Sonuçta bu demokrasilerde çok önemli bir şeydir. Yani halkın iradesinin sandıktan çıkması. Ona hep birlikte sahip çıkalım diye çağrı yapmak, evet, istiyorum. Kendi işlerini yapsınlar. Yapacaklardır mutlaka. Ama ben de böyle bir çağrı yapmış olayım. Şimdi biraz anketlere bu dönem tabii ne kadar inanabiliriz çok emin değilim. Malum, hı, telefondan anket yapılanlar var. Evet. Bu ortamda kim telefonda gerçek görüşünü, evet, söyler?
bilemiyorum. Birçok anket yayınlanıyor ama son bir iki anket özellikle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun öne geçtiğini gösteriyor. Mansur Yavaş'ın gerçekten Ankara'da ipi gözleyeceği gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ankara, İstanbul, İzmir tabii ki önemli ama diğer iller de önemli. Mesela sizin için önemli iller, Mersin olsun, Kars olsun, Ayhan Bilgen ya da diğer başka önemsediğiniz iller konusunda sizin elinizde anketler var mı? Nerelerde beklentimizin üzerinde görünüyoruz ya da ön plana çıktık diyebiliyorsunuz? Nitekim milletvekili olduğunuz Siirt'te önemli tabii ki. Yani genel olarak bir HDP açısından tablonun ne olduğunu bize aktarabilir misiniz? Yani bizim hani anketlerde ve kendi yaptığımız hani gözlemler ve kamuoyu yoklamalarında kesinlikle iyi bir noktadayız. Yani bunu söyleyebilirim, böyle kaybetme gibi bir durumu söz konusu değil. Kayyum olan belediyeleri alabiliyoruz şu anda. Özellikle kayyum atanan yerlerde iktidarın inanılmaz, özellikle belirli illerde bir yoğunlaşması var. Geçen de Muş adayım Sırrı Bey ile yazıştık artık sosyal medyadan. Ya bir ile günde bir iki bakan gider mi? Yani her gün böyle bir şey hali. Şimdi bir de biz sadece partilerle yarışmıyoruz ki, karşımızda devlet aygıtı var. Yani vali, kaymakam, emniyet, jandarma, memurlar, müdürler, öğrenciler, böyle bir bütün olarak bunlara yönelik hani bir seçim kampanyasında partiler yarışır. Şu anda öyle bir durum yok. Bu adil değil ve antidemokratik. Ama buna rağmen biz halktan destek alıyoruz. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, İzmir, Antalya, şüphesiz bunlar Türkiye'de hani genel Diyarbakır tabloyu belirleyecek yerlerdir ve şu anda AKP kaybediyor. Kaybettiği için gün geçtikçe hiçbir siyasi etik tanımadan saldırganlıkları artıyor. Yani dikkat edelim. Her gün bir çıta daha, bir tık daha. Hiçbir seçimde olmadığı kadar bir ilerleme var. Yani İçişleri Bakanı düşünün. Habire şunu söyle. Lütfen boynumuzu bükmeyin. Hani işte Kandil'in karşısında, kimin karşısında? Ne Kandili? Kandil yarışmıyor burada. Siyasi partiler var. Ya da başka bir odak. Önemli değil. Ve bu siyasi partiler arasında bir seçim yarışı. Ve dillerine yansıyor bu. Yani o panik halleri. Hani kaybetme telaşı. En son Bahçeli bile söylemiş. İşte efendim Kandil'e bir uçak ne kadar benzin, mazot yakıyor, gelip gidiyor. Biliyor musunuz? Yani böyle bir seçim çalışması olabilir mi? Bu nedenle biz kesinlikle, yani biz her zaman söyledik. Dillerinden düşmüyor diyor musunuz? Yani HDP'nin değil ama asıl Kandil üzerinden kurulan siyaset anladığım kadarıyla daha çok AK Parti ve MHP'nin dilinden düşmeyen bir durum. Onu diyorum zaten. Onların dilinden düşmüyor. Sanki başka bir odakla yarışıyorlar. Halbuki halk burada, partiler burada. Biz bir seçim çalışması yapıyoruz yani. Biz başka ülkelerle işbirliği halinde ya da örgütlerle böyle bir temasımız yok. Olamaz zaten. Ve iddiamız şuydu. Kayyum atanan belediyeleri alacağız. O yetmeyecek. Yetmez bize. Yani Muş gibi, Kars gibi illeri de alacağız tabii. Yani Muş daha önce elimizde değildi belediye olarak. Kars yine Urfa önemli. Urfa'yı alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani bizim Urfa'da adayımız yok. Orada hani sonuçta AKP MHP'yi geriletecek en uygun adaya yönelecek seçmenimiz. Urfa'da da bence durumları hiç iç açıcı değil. Değil AKP MHP ittifakının. Yine Adıyaman'da da durumları iyi değil bence. Yani ittifakın, Cumhur İttifakı'nı kastediyorum. Yani şu anki tabloda umut vaat eden, hani 31 Mart'tan sonra en azından güçlerinin sınırlandığı, hani sonuçta iktidardalar doğru ama yerel yönetimlerde çok önemli bir bariyerdir yerinden yönetim açısından ve gelecek açısından. Şimdi bütün diğer başka röportajlarımızda geçen gün Temel Karamollaoğlu'nu da sordum. Diğer taraftan da tabii münferit açıklamalar geliyor işte. Siyaset dışı bazı kişilerin işte silahlanalım gibi açıklamaları, işte bu halk gerekiren cevabı verir gibi açıklamaları, provokasyona gerçekten çok açık ve sonuçları da tehlikeli olabilecek açıklamalar ve hani bunu dinlendirmemek gerçekten gerekiyor çünkü son derece tehlikeli bir söylem ama işte o gün seçim sandıklarından başka sonuçlar çıkarsa insanlar birbirine düşerler mi? İşte bu sonuçların yani AK Parti açısından ya da iktidar açısından
pozitif de olsa, negatif de olsa bunun sokağa yansıması olabilir mi? Özellikle negatif sonuçlar çıkarsa kendileri açısından gibi. Bunlar hep tabii dış değerlendirmeler. Yani sonuçta onların ağzından yapılmış açıklamalar değil ama bunun halkta bir karşılığı oluyor. İnsanlar ciddi ciddi aralarında ya acaba hakikaten bu seçimden sonra kötü bir dönem mi başlar? Ya da ne olur? Yani bunu, bu ruh halini nasıl değerlendirirsiniz? Ya kesinlikle bu konuda bu 7 Haziran'dan sonra yaratılan bir ruh haliydi. Özellikle 10 Ekim'den sonra çok iyi anımsıyoruz hepimiz onu. Canımız yanarak anımsıyoruz. Çünkü 7 Haziran'dan sonra Türkiye tarihinde ilk defa anayasada verilen bir yetki ama kullanılmayan bir yetkili Cumhurbaşkanı karar verdi ve kaybettikleri için yeni bir seçim yaptılar ve halka vermek istedikleri psikoloji tam da buydu. Yani Davutoğlu'nun o dönem başbakandı. Yani bize oy vermezseniz böyle olur. Hani işte katli, kaos, yani ölüm falan. Ve halk buna gerçekten geldi. Yani oy verme anlamında söylüyorum. Ama şu anda o geçmişte kaldı. Hiç kimse böyle bakmamalı. Nitekim bunun şeyini yaptık 24 Haziran'da. Yani bunu sonuçta bir düşüş yaşıyorlar. Gitgide AKP'nin oylarında bir düşüş eğilimi var. Ve bu artacak yerel seçimlerde. Sonrasında daha da artacak. Yani onun öncesindeki iktidarların tarihini biliyoruz. Çiller'den Özal'a, ANAP'a, Mesut Yılmaz'a. Hani yakın tarihimize bakmamız yeterli. Ve hiçbir şey olmayacak. Yani gerçekten olmayacak. Neden olmayacak? Ne yapacaklar? Yani daha yapmadıkları bir şey kalmadı ki. Yani sonuçta vatandaş sandığa gidecek ve oy verecek. Ve emin olun kaybettiklerinde de hemen Erdoğan çıkacak balkona ve bunu kabul eden bir açıklama yapacak. Yani halkın kararını baş göz üzerine olduğunu. O noktada size döneceğini düşünüyor musunuz? Bir anda. Baş göz üzerine olduğunu, yani demokrasinin bu olduğunu söyleyecektir. Ve önüne bakacaktır. Yani tekrar halkın desteğini kazanma açısından önüne bakacaktır. Yani bunun başka bir izahı, açıklaması yok. İşte o nokta kritik nokta. O nokta eğer öyle bir durum tablo ortaya çıkarsa, bir anda tekrardan Kürt seçmene, hatta bir barış sürecine ya da daha farklı bir, daha demokratik, daha liberal, belki 2013-2015 arasındaki ruh haline dönme ihtimalini siz görüyor musunuz? Yani mesela hep erken seçim konuşmaları da var bugün, işte Devlet Bahçeli anında erken seçime gidebilir eğer bir başarısızlık görürse ve buradan bir fırsat çıkarabilir. Bu konuda sizin tecrübeniz ya da görüşünüz, analiziniz nedir? Yani ben şöyle düşünüyorum, bir kere bu devam ettirilebilir bir tutum değil. Yani şu an yürütülen dil, şey, kampanya ve dil, bu tabii ki değişecek önümüzdeki dönemde ve bu dünyadaki benzerlerinde de, Türkiye'de de gerçekten uzun süreli toplumun kabul edebileceği, kaldırabileceği bir dil değil bir kere. Bu kadar kutuplaştırma, bu kadar ayrıştırma, bu kadar ötekileştirme. Yani düşünün, Türkiye tarihinde liderlerin, parti liderlerinin cezaevinde tutulduğu dönemler hep darbe dönemleriydi. 61, 80, işte 71 Menderes'lerden bugüne. Yani 80'de zincir bozan biliriz. Pardon, öncesindeydi galiba. Karıştırdım. Ama şu anda bizim partimizin 15 tane milletvekilimizin vekilliği düşürüldü yurt dışında. Sürgündeler yani. Diğerleri içeride. Bu devam ettirilemez. Neden? Çünkü 24 Haziran'da yanıt verildi. Yani biz yine üçüncü partiyiz. Bize gelip gelmemesinden ziyade şöyle okuyorum ben. Hani sonuçta biz o zaman da arabulucuyduk ve muhataplardan biriydik. Bugün de biz Kürt meselesinin diyalogla çözülebileceğini savunuyoruz. Hiç geri adım atmadık bu konuda. Yani ölümle, savaşla, kaosla, ötekileştirmeyle Türkiye'de demokrasi tesis edilemez. Türkiye'de 81 milyon yurttaşın aynı hak ve özgürlüklere sahip olması lazım. Bu iktidar da oraya gelecek. Yani gelmek durumunda. Yani o değil, başkası olsa onlar da gelecek. Yani şunu unutmayalım. İdam cezasının kaldırıldığında MHP iktidardaydı. Ama şimdi seçim malzemesi diye habire yine ısıtılıp ısıtılıp gündeme getiriliyor. Bu nedenle onların gerilemesi lazım. AKP, MHP'nin
geriletilmesi ve kaybettirilmesi Şimdi lazım. Bu yerel seçim genelde şöyle bir denge olduğunu biliyoruz. Yerel seçimlerde HDP oyunu biraz düşürür. Çünkü yerel yönetimler konusunda insanların daha başka dinamiklerle oy verdiklerini biliyoruz ama genel seçimlerde yani işte belli bir şeye oturdu, bir banda oturdu ve oradan da geri düşmüyor. Yani barajın üstünde kalıyor, 11-13 bandında gidip geliyor. Bu yerel seçimlerde bir fark yaratabiliriz diyor musunuz? Nedir beklentiniz? Yani yerel seçim, dolayısıyla Türkiye'nin yani genel seçim gibi okuyamayız. Ama beklentilerinizin üzerinde bir hedefiniz var mı? Nasıl görüyorsunuz? Yani ezberi bozacak mısınız yerel seçimlerde? Biz belediye sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. O konuda belirli bir... Bu da zaten oyun artmasına tekabül ediyor. Oyun artmasına tekabül ediyor ama bu bizim gerçek oyumuz olamaz. Çünkü biz her yerde... aday çıkarmadık. Yani bir genel seçimle oy istatistik. En azından bölgede diyelim. Yani bölgede sonuçta biz belediye sayımızı arttıracağız ve oy oranını arttıracağız. Batı'da da yani İstanbul, işte Adana, Mersin, İzmir, yani bizim büyük aday şehirlerde. Çıkarmadığımız büyük şehirlerde bizim seçmenimiz HDP'ye, yani biz il genel meclisinde, belediye meclis üyeliklerinde tabii ki bize verecekler ama bu bir ölçü olamaz. Çünkü biz demokrasi lehine sonuçta aday çıkarmayan ve farklı bir stratejiyle seçimlere gidiyoruz ama diğer seçimlere oranla özellikle bu baskı kıskacının yoğunlaşması, yani bu inkar politikası diye ifade ettiğimiz, yani düşünsenize şu bardaktır metaforundan çıkarsak, yani Kürt halkının bir gün tanıyorum, bir gün dilim var, hani saygı duyuyorum, diğer gün hayır sen şöylesin, teröristsin, diğer gün tekrar politik malzeme yapılmasına tepkisi büyük olacak. Yani bunu söyleyeyim. Peki, kapatmamız gerekiyor. Süremiz bitti ama bu seçimler için son bir manşet atmak ihtiyacında olsanız ya da manşet atmanızı sizden istesem, bu seçimi nasıl bir seçim olarak değerlendirirsiniz? Manşetiniz ne olurdu bu seçime dair? Ya da tarihe not düşmeniz gerekseydi ne demiş olur? Ne demek isterdiniz? Çok zor bir soru diyeceğim. Yani halk yönetime el koydu derdim. Yani halk bu gidişata dur dedi. Ya da diyecek. Diyecek yani hani. Demeli ya da diyorsunuz. Demeli. Buna inanıyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçen gün söyledim. Köprüden önceki son çıkış mı dersiniz, ne dersiniz dedim. Onu demem çünkü umut vardır her zaman ama Türkiye'nin belki de en tarihi seçimi bu yerel seçim derim dedi. O manada söylemiştim. Sizin açınızdan nasıl görünüyor yani, onu merak ettim. Yani şu hani halk daha fazla bu yalanları kabul etmeyecek. Bu nedenle dur diyecek. Benim kastım o. Yani düşünün, kullanacağım metafor biraz trajikomik. Yani 81 milyon yurttaş yaşıyor, 81 il var. 80 tane manav açtılar. Ve dediler ki biz pahalılığı önlüyoruz. Halk aklıyla alay edilmesine izin vermeyecek diyorum. Yani bu seçimde çünkü her şey çok daha belirgin. Bu nedenle sandıklarda gerekli yanıtı verecek. Meral Danış Beştaş, çok teşekkür ediyoruz. HDP Siirt Milletvekili. Birlikte yerel seçimi değerlendirdik. Belki seçim sonrası bir kez de sonuçları değerlendiririz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrarını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.